Merhaba arkadaşlar. Evet, üçüncü oyunumuz. Günün üçüncü oyunu arkadaşlar. Nereye iniyoruz? Hangarlara iniyoruz. Bugün biliyorsunuz deli gibi oyun yayınlayacağız. Manyak gibi oyun yayınlayacağız. Bu da onların üçüncüsü. Sebebi de şu, yeni güncelleme ile beraber harita falan değişiyor evirde. Dolayısıyla bu oyun eskide kalıyor artık. Bu oynadığımız harita tarihe karışıyor. Tarihin tozlu sayfalarına maalesef. Esefle söylüyorum ki karışıyor. Evet, Cranberry'e doğru ilerliyoruz. Yine arkadan konuşma seslerim geliyor. İşte benim herhalde ya Ömer'le konuşuyorum ya da bizimkilerle konuşuyorum. Ama önemli değil. Oyunda buglarımız. Evet, bu buglar acaba yeni oyunda olacak mı? Bence olur. Diğer oyunda FPS'in çok yüksek değerlerde olduğunu söylüyorlar. Yani FPS konusunda memnunlar. Bu oyundan daha iyi olacağını söylüyorlar. İnşallah öyle olur. Bir de iki farklı duyum aldım. Gölgeler olması zorunlu olacakmış bir sonraki patch'te ama o şekilde oynasak bile FPS değerlerimiz yüksek olacakmış. Kapı açık nereye gidiyorsam artık. Evet. O arabayı enine sokardım ben. Dik bile giremedim. Şimdi elimde dediğim gibi daha önceden ben bayram dolayısıyla önceden videolarımı hazırlamıştım. Yayınlayabildiğimi, upload edebildiğimi etmiştim. Geriye kalanları da bayram dönüşü devam ederim diye düşünüyordum. Fakat ne oldu? Yeni patch geleceğinden haberim yoktu. Kimse de bana söylemedi. Efendime söyleyeyim. Böyle haberim olmadığı için de ben oyunları biriktirdim. Öyle sakin sakin vermeyi düşünüyordum. Hatta yani belki de 1,5-2 haftalık oyunum vardı. Ama artık bu oyun eskide kalacağı için. Çünkü sadece yeni bir güncelleme gibi değil de sanki yeni bir oyunmuş gibi olacak büyük ihtimalle. Bayağı bir şey değişecek. Benim en çok sevindiğim şey nasıl yapacaklar tam olarak bilmesem de renk sistemi, derecelendirme sistemi. Oyuncular arasında derecelendirmeler olacak. O benim hoşuma gider. Şu an bu oyunda boş yapıyorum arkadaşlar. Loot'a da aldım. Bu oyunu da diğer oyunlar gibi hatırlamıyorum. Çok uzun zaman olduğu için. Nerede ne yaptım tam olarak bilmiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Sonuçta her oyuncunun kendine ait bir tarzı var. Ben çok fazla loot yapmıyorum ama çok az da yapmıyorum. Bazıları mesela silah bulur bulmaz hemen dalıyor. Ben en azından 2 silah bulayım ya da 2 medkit fazla bulayım diye biraz daha dolanıyorum. Ve genelde buraya da uğruyorum Cranberry tarafına düştüğüm zaman. Eğer malzemelerim bol bol çıkmadıysa ya da şehre geç girmediysem uğramıyorum. Ama şehre geç girdiysem mutlaka buralara uğruyorum. Çünkü şehir içinde o saatten sonra loot yapmak biraz riskli oluyor. Burada genelde medkit oluyor. Bakalım var mı? Evet yine var. Tabii yeni harita bizim için de çok yeni olacak. Biz buna alışmıştık. Ben aslında bu haritayı da seviyordum. Yani keşke bu şekilde kalsaydı. Bir yani test server'da diğer haritayı birkaç kez izledim böyle çok uzun hani 40 dakika 50 dakika falan şeklinde değil de bir 3-4 oyuncudan 5'er dakika şeklinde izledim. Ama yani bana biraz yapay geldi, daha suni geldi bu oyun. Daha zevkli gibi görünüyor aslında. Ama tabii belli olmaz, oynadıkça göreceğiz. Diğer oyunda bir dezavantaj olarak söyleniyor. Bundan da şu anda tam olarak emin olmasam da silahlarla mermilerin yerleri farklı olacakmış falan filan diyorlar. Ha, bu sahneyi hatırladım. Çakal hemen arkadan bize bir tane çaktı. Bu sahneyi hatırladım. Öyle yani. Burada herhalde buraya çıkamıyor muydum? Neydi? Yo, rahat çıktı. O demek ki başka oyunmuş. Yanlış hatırlamışım. Bir önceki oyunda da söylediğim gibi ben de sanki ilk defa izliyormuşum gibi bu oyunu. Yani nerede ne olacak bilmiyorum. Ben kendimi tanıdığım için burada şunu yapmışımdır diyebiliyorum ama
oyun nasıl ilerleyecek, kaçıncı oldum, nasıl oynadım, hiç bu konular hakkında şu an bilgi sahibi değilim. Hatta yani adamları görmeden nerede adamla karşılaşacağımı falan bilmiyorum. O şekil. İzlemeye devam edelim. Bu oyunun başında hiç adamla karşılaşmadık yani. Sadece bir tane adam vurduk. Bir tane adam da bilmiyorum, az geldi gözüme. Görüntüyle ses arasında yarım saniyeden daha az da olsa bir kayma var gibi. Çok etkilemez oyunu. Ama olmasa iyiymiş yani. İstanbul'da kayıt aldım. Kendi evimde almadım. Shadow Play ile aldım. Shadow Play nedense seste kaydırma yapıyor. İlk zamanlarında çok memnundum. Böyle kasılma, takılma falan filan olmuyordu. Ama şimdi mecburen OBS kullanıyorum. OBS de yine iyi ama Shadow Play'de hiç kasılma olmuyordu. OBS'de biraz yine fark ediliyor. Keşke Shadow Play düzgün çalışsa da ben de kendi evimde de başka bir yere gittiğimde de onu kullansam. Ama maalesef olmuyor. Bakalım burada da sanki bir çatışma sahnesi oldu mu? Olmamış. Ben bu oyunu tabii şu an ikinci kez izliyorum. Hem çektim. He bak, bakın burayı izleyin. Allah'ını severseniz. Bu ne dur ya? Bu ne dur ya? Arabayı iyice yerleştirdim oraya ben. Sonra arabayı itmek için kız başımla elimin hamuruyla tekrardan dışarı çıktım ama tabii öyle bir şey yok. Arabayı itme diye bir şey yok. Sadece ters döndüğü zaman var. Ters çevirmeyi. O yüzden şöyle tamamen direksiyonu çevire çevire yavaş yavaş aheste aheste buradan çıkıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Burada adam gelse yani aklımızı alır. Bu oyunu feda ettiğimizin bir göstergesi. Oyunun yani çok ilerleyen zamanları olmadığı için ve çok da önemli kill almadığımız için bir kişi öldürdük sonuçta. Oyunu feda edebilirim düşüncesiyle o şekilde yavaş yavaş davrandım ama bir problem olmadı. İlerlemeye devam edelim. Son zamanlarda burayı sevmeye başladım arkadaşlar. Ben burayı aslında çok karışık buluyordum. Karışık derken tabii kendine göre bir düzeni var ama hani kimin nerede olduğu belli olmuyor burada. Şehrin Pleasant Valley'in küçük evleri gibi biraz burası. Ya her yerden adam çıkabilir. Çünkü her yerde loot yapılabiliyor. Sağdan soldan adam her yerine inmiş olabilir. Çünkü bütün evlerde güzel şeyler çıkabiliyor. Yani şu ev kötüdür. Şu iki katlı ev haricinde tabii o iki katlı evde hiçbir şey çıkmıyor. Onun haricindeki diğer evlerin hepsi aşağı yukarı aynı ve güzel yani. Derken hiçbir şey alamadan çıkıyoruz evden. Ama genelde güzel oluyor. Yani en azından o evde mesela benim 2R veya 1 AK 1R bulmuşum var. Şimdi yeni harita geldiği zaman tabii her şeyi baştan öğren biraz sıkıcı olacak ama yapacak bir şey yok. Bütün haritayı tekrardan sıfırdan elden geçireceğiz arkadaşlar. Tabii siz bu videoları izliyorsunuz. Ben de mesela bazen videoları izliyorum. İyi oynayan oyuncuların videolarını izliyorum. Ki hani nerede ne var göreyim diye. Bütün oyunun tamamının haritasına hakim olmak pek mümkün olmuyor. Harita zaman zaman bizi farklı yerlerde spawn ettiği için aşağı indiğimiz zaman diyelim ki 2-3 kişi beraber ineceğiz. İşte arkamdan uçurtma seslerini duyuyorum, paraşüt seslerini. İlk olarak iyi loot'un olduğu yere düşmem gerekir. Mesela beşli karavanlarda, cehennemde falan bu çok önemli. Bazıları mesela kıyıda köşede olayım şuradan loot yaparım falan şeklinde düşünüp giriyorlar. Girdikleri evlerde veya karavanlarda hayal kırıklığıyla karşılaşıyorlar. Sonra da işte diyorlar ki millete şu çıkıyor bu çıkıyor bize hiçbir şey çıkmıyor. Onun sebebi aslında tam olarak haritaya hakim olmamaktan da biraz kaynaklanıyor.
İşte yeni haritada hepimiz acemi olacağız. Dolayısıyla rastgele oynayacağız ve bu bayağı da uzun sürecek yani. Sonuçta E1-Z1'in haritası öyle hani Counter'ın haritaları gibi küçük değil. Bayağı büyük. Bayağı büyük olduğu için de bizi bayağı uğraştıracak ezberlemek için, yerleri ezberlemek için. Bu arada oyunda yeni oyunda deathmatch de olacakmış. Yani insanların işte haritaya girip derecelendirme sistemine girmedikleri, işte nasıl mermi atabileceklerini, mermilerin nereye gittiğini görecekleri ortam da olacakmış. Bu aslında gerekiyordu ama ben olmadığı zaman daha memnundum. Çünkü çoğu kişi hani ARA AK'yi pek kullanamıyor. Yani ne zaman, hangi uzaklıkta, hangi mesafeye atacağını çoğu kişi bilmiyor. Tabii profesyonelleri saymıyorum. Çok fazla profesyonel de var. Ama ortalamayı alacak olsak çoğu bilmiyor. Öyle olduğu için de bu bize avantaj sağlıyordu. Ama bu avantajımız elimizden alınmış olacak. Yani benim şu oyunda en çok istediğim şey, aslında yenilendiği zaman da en çok istediğim şey, şu FPS'in güzel değerlere ulaşması. Ki bende FPS mesela 40, 50, 40 ve 100 arasındayken bile bazen kasılmalar oluyor. Dolayısıyla yani FPS ne kadar yükselirse benim için o kadar hayırlı. Yani şu ormanda kendi bilgisayarımda ben render distance'ı kaça alıyorum ya? Yani ormanda 600'e falan alıyorum düşün. Normalde 1100, 1000'e falan alınır. Evet, bayağı gezmişiz. Şu an 10 dakikayı geçti. Bayağı bir loot yapmışız. Normalde bu kadar loot yapmıyorum arkadaşlar. Ama bu oyunda artık battı balık yan gider. Evet, bir tane adamı gördük. O ne yapmış ya, koleksiyon. Araba koleksiyoncusu. Fena health'imiz götürdü. Verilmiş sadakamız varmış. Bir hayır işlemişiz ve o hayrın sonucunda da böyle bir sonuç elde ettik arkadaşlar. Yani adam deşti resmen bizi ama en sonunda biz aldık. Şöyle de bir şey var. Hayır! Lan niye heyecanlanıyorsan, ben burada ölmediğimi biliyorum. İşte dediğim gibi yani o anda benim sonradan aklıma geldi. Bazen oluyor. Şurada tabii saklanıyoruz çünkü altımız çok düşük. Tek mermide gideceğiz. O yüzden canımız dolana kadar büyük ihtimalle burada duracağız. Yukarısı da araba koleksiyonu olmuş gerçekten. Seç beğen al yapacağım o birazdan. Öyle hatırlıyorum ki polis arabasını almıyorum ama belli de olmaz. Sanki polis arabasına bakıyorum, onun kondisyonu mu düşüktü? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama en az duman da şu an sanki ondan geliyor gibi. Önce bir lootumuzu yapacağız. Bu öldürmüş olduğumuz ikinci adam oldu arkadaşlar. Çok loot yaptım dedim ama aslında çok loot yapmamışım. Yani bakıyorum şimdi AR mermim var. AK bile bulamamışım. Daha yeni bu elemandan alıyorum AK'yi. Evet. Şimdi bir de benim burada düzenleme işlerim falan uzun sürüyor. Normalde bu kadar uzun sürmemesi lazım ama benim hoşuma gidiyor. İşte şu inventory listesine işte bir sağ al, bir sola al, biraz o malzemeden al falan filan şeklinde. Evet, polis arabasını almışız. Zaten belliydi çünkü en az duman bundan geliyor. İçinde armor da var. Hazır. Buna gelişte dikkat etmemişim herhalde. Gördüğünüz gibi tuşum basmıyor. Malzeme de yok zaten büyük ihtimal. O deminki adam bu herifi vurdu. Evet. Padakullah ne demekse. Evet, yine ekranda bir bozukluk olmuş. Ben bu oyunu, Allah Allah. Kardeşim bilgisayarında oynadım ama onda da olmuştu, doğru. Onda da böyle görüntü bozulmaları olmuştu. Hatta şaşırmıştım.
Ama daha sonraları düzeldi bu. Onda daha yüksek distance değerlerinde oynadım. Onun bilgisayarında. Ve kaldırdı yani, sıkıntı çıkmadı. Çok az bir his vardı. Onu da artık görmezden geldik. Bu sahne o sahne mi ya? Şurada bir tane araba geçti mi? Yok. Öyle bir oyun o aklıma geldi de, demek ki bu oyun oyun değil. Evet, yedek armor malzemesi alıyorum. Buraya gelmemin sebebi arkadaşlar, orijinal çelik yelek çıkabiliyor, laminate. Ama bu oyunda çıkmamıştı diye hatırlıyorum. Evet, galiba çıkmamış. Aynen. Biz de geldiğimiz gibi geri dönüyoruz. Bir de şu tarafta jip oluyordu. O jipi alırım diye de düşündüm biraz. Jip de yok. Evet, polis arabasını bırakıyor muyuz? Bırakıyoruz. Bu arabanın kondisyonu daha iyi diye. Yalnız hemen içine ettik yani. Dakika 1, gol 1. Bu arada 18 kişi kaldı. Yani harita bayağı küçüldü. Harita küçülmedi de bayağı az insan kaldı. Tabii bu oyunun zevkini biraz kırıyor. Yani bu kadar az kişi kaldıysa bu şu demektir: İyi oyuncu sayısı fazla, fakat insan görme olasılığınız düşük olduğu için daha az fight yapıyorsunuz. Dolayısıyla izleyici açısından pek zevkli olmuyor. Ama belki, kim bilir, bu oyun iyidir belki. Sonuçta ben yayınlıyorum. Şaka şaka. Evet, telefonumuza bakalım. Bir son dakika haberi gelmiş ama şimdi onu okuyamayacağım, çok uzun. Lan ben yokken dövüşmeyin ha. Arabamız geri geri kayıyor. Bombalar. Şimdi burada kardeşimin bilgisayarında oynarken distance değeri biraz yüksek olduğu için uçak geçtiğinde yukarı bakıp uçağı görebiliyorum, bombaları görebiliyorum, ama maalesef evdeki bilgisayarda böyle bir olanağım yok. Dolayısıyla bombadan ölme ihtimalim daha fazla. Sadece kulakla orada hareket edebiliyoruz. Hani uçağın geçtiği yönü kulağımızla tayin edip ondan kaçıyoruz. Ama bu şekilde hem kulak hem göz koordinasyonlu bir şekilde çalıştığı için çok daha güzel, verimli bir sonuç elde edilebiliyor. Bu arada önde araba vardı ama ne oldu? O gitti herhalde. Onunla çatışacak mıyız bakalım? Ona doğru biraz gideceğim ama ben hatırlamadım burayı. Büyük ihtimalle çatışmayacağız. Büyük ihtimalle o ortadan kayboldu. Tamam. Şimdi. Evet, uçağı gördük hemen. Tırsık tırsık kaçıyoruz. Dışarıda bombalar. Yardım her gece. Biz durmadan tanıştık. 14 kişi kaldı ve şok. Gazdan şoklandı. Evet, 13 kişi. Güzel. Yavaş yavaş eriyor. Yalnız demin kötü dediğim şeye şimdi güzel diyorum. O da ayrı bir olay yani. Şok şok şok. Bayağı bir gezmişim. Önceden bilmiyorum arkadaşlar, siz o konu hakkında bir yorum yapmadığınız için ben de kafama göre takılıyorum. Şimdi önceden mesela bu sahneleri şu an sonuç olarak
Ben yorumluyorum ama yorumlamadığım zaman kendim oynadığımda eğer bu sahnelerde konuşmuyorsam hızlandırıyordum. Hızlı ileri falan sarıyordum. Daha sonradan sarmamaya başladım. Kimse şikayetçi olmadı abi niye işte boş boş önceden sarıyordun güzel oluyordu falan demediniz. Ben de artık sarmıyorum yani. Ama isterseniz hani bu gereksiz kısımları ileriye alabilirim. İleriki videolarda. Bunu size bırakıyorum. Sizden gelen yorumlara bırakıyorum. Siz nasıl isterseniz. Açıkçası ben kendim mesela bir video izlediğim zaman böyle sahneler olduğu zaman hemen YouTube'u hızlandırıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Yani YouTube'u da hızlandırabilirsiniz sonuçta. Benim hızlandırmama pek gerek yok. Evet, burada şova kaçmışım kendi kendime. Bazı futbolcular var böyle halı saha futbolcuları. Kendi kendini çalımlarlar sonra bir havaya giderler ben girerler ben bir şey yaptım diye. Bu da onun gibi oldu. Kendi kendime orada döndüm dolaştım. Şimdi oyunun sonu olduğu için ve ben bu kadar zaman harcadığım için biraz böyle hani kuytu köşede çok da böyle insanlarla karşılaşmamak demeyeyim de insanlara yakın olmamaya çalışıyorum. Hani uzaktan göreyim ona göre gideyim diye düşünüyorum. Ama normalde oyunun başları olsa ya da birkaç kill almış olsam direkt alırım. Örneğin Boomzik Farms'ın hemen yanından gezerim. Geçerim. Bu arada hurdalıklar varmış arkadaşlar yeni oyunda. Bu hurdalıklarda eski skinleri kullanıp yenilerini elde edebiliyormuşsunuz. Bu bence çok mantıklı, güzel bir uygulama. Diğer oyunlarda da bahsettim. Oyun hakkındaki yenilikleri Suat abinin YouTube kanalından öğrenebilirsiniz. Ben oradan izledim. Güzel bir şekilde Türkçe tercüme yapılmış. Çok böyle ayrıntıya girilmemiş, özet geçilmiş ama çok değerli bilgiler var. İzlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Evet, herhalde artık ben de oyundayken sıkılmışım ki şuralara girmeye başlamışım, dolanmaya başlamışım. Bu E1Z1 biraz nankör bir oyun. Yani sonuçta siz 15-20 dakikanızı veriyorsunuz bu oyuna. Daha sonra bir kaza kurşunu, bir beklerken arkadan vurulma falan olayları çok oluyor. O yüzden en azından bu oyunda böyleydi. Yeni oyunda nasıl olacak bilmiyorum. Çok beklemek, bir yerlerde pusmak falan zararınız olabiliyordu. Bakalım yeni oyunda nasıl olacak. Vay, gördüğünüz gibi 1 milyon metrekarede bir ağaç vardı. Gittim ona çarptım. Bizim işimiz bu. Evet, 9 kişi kaldı arkadaşlar. Bayağı az kişi kaldı. Ben herhalde oyunun sonuna kadar kimseyi görmeyip oyunun sonunda mı çatışacağım, ne yapacağım? Ben de çok hatırlamıyorum yani hiç hatırlamıyorum hatta. Şu an nerede adamla karşılaşacağımı bilmiyorum. Valla oturdum sizin gibi izliyorum. Yani ben de kendi videolarımı. Bu bir öz eleştiri yapmama da tabi vesile oluyor. Mesela ben bakıyorum ki oyunun bu kısımları çok da eğlenceli değil. Bu kısımlarda benim kalkıp oyun oynamam lazım. Dans etmem lazım ki zevkli olsun, eğlenceli olsun. Şıkırım şıkırım yapmam lazım. Hadi bebek. Aman Allah'ım. Ne düz yolda bir taklaya geliyorduk. Evet, şunları kırmıştım. Ya ne kadar güzel değil mi arkadaşlar ya? Önceden bunlara bir koyuyordunuz taktuk diye. Araba yamuluyordu resmen incecik telden. Şimdi bakın ne güzel böyle çekirdek gibi çitledik. Güzel oldu. Aman Allah'ım. Evet, bahsettiğim şeyi yaptım. Yukarı baktım ve uçağın yönünü dikkate alarak 90 derecelik bir açıyla bombalardan uzaklaştım.
Kaç kişi var şu an? 9 kişi var hala. Yani garip olan araba sesi duymuyorum, görmüyorum arabayı. Ondan sonra silah sesi duymuyorum. Yani insanlar nerede bilmiyorum. Bilmiyorum değil aslında, tahmin ediyorum. Sonuçta benim gezmediğim yerlerdiler. Dehayım ben ya. Şu an var ya, şu an burada harcanıyorum. Hemen bir olimpiyat matematik sorusunu çözseydim ne yapsaydım? Şu an o kadar daha iyiyim ki yani Fermat'ın son teoremini mi çözseydim? Ya böyle durumlarda eğer dağda vadide oyun daraldıysa harita, tabi drop'a gitmek lazım. Drop'a gidince orada illaki insanlar oluyor. Ben ama bu oyunda dediğim gibi hani çok fazla insanla karşılaşmadığım için, iki tane kilim olduğu için ve oyun uzun sürdüğü için biraz sağda solda dolanmışım ki hani oyunun sonuna kalayım bari diye. Bir önceki oyunun, bugün yayınladığım bir önceki oyunun, aha ATV. Aa, görmemiş miyim? Ya da şimdi mi yanlış gördüm acaba? Herhalde şimdi yanlış gördüm. Şimdi videoyu da geri almak istemiyorum, uğraşamam. Evet, daha önceden beri yapıyor olduğum medkit taktiği, canım 100 olmasına rağmen medkiti basıyorum. Bir kurşun bir kurşundur diyorum. Belki adam hani 3 kurşunda vuracaksa onu 4'e çıkarıyorum. Ya da en azından mesela kritik olsam canım gitmiyor falan. O yüzden medkit yapmak önemli. Çatışmaya girmeden önce. Ben mümkün mertebe elimden geldiğince yapıyorum. Tabi çember daraldıkça onu yapmak iyice risk arz ediyor. Her an adamla karşılaşma ihtimalimiz olduğu için. Ama şu an karşılaşmamışız. Evet arkadaşlar, bu oyun aslında yenilenmesi bir haftayı bulsaydı bayramdan sonra güzel olurdu. Her güne 2 veya 3 video koyardım, o şekilde biterdi. Ama maalesef nasip böyleymiş. Ben de uzun zamandır Evir güncellemelerini takip etmedim. Bayrama oyun yetiştireceğim diye hep oyun oynadım. Yani hiç böyle izlemedim. Ondan sonra haberlerini takip etmedim. YouTube'dan da kendim videoda izleyemedim. Öyle oldu yani. Hayırlısı. Biraz da yani kısmetsizlik. Ben daha öncesinde de bir kere daha böyle videoları biriktirdim. O da diğer bayramdan önce miydi? Onda da upload etmek nasip olmamıştı. İş yerinde bayağı bir yoğunluk oldu. Orada upload edememiştim. Oluyor yani. Hep birileri bir üst akıl bize çelme takıyor. Ama biz yırmıyoruz, devam ediyoruz. Bakın orada da taş vardı. Yine yolumuza taş koydular ama yine yırmadık. Bu arada Antik Rifle'da biri daha gitti, 8 kişi. Evet bayağı uzun süre 9 kişi kaldı. Çatış, aha silah sesi, aha da silah sesi. Artık bir zahmet adam vurayım yani. Evet bir adam gördüm. O adama usulca gidiyorum ama bu ne lan? Heh, arkadan saldırmak en sevdiğim. Oo, uzun sürmüş. Bak öldü zannediyorum. Ha yok. Kendi haline bırakıyorum, o ölüyor. Oo, iki mermi de öldü bir de. İlkinde ölmedi. Evet orada bir adam da var, güzel. En azından bir kill daha aldık. 3 oldu. Diğer adam nerede? Sinsi, seni görmedim mi zannediyorsun? Aldım. Üst üste. Nikide o shoot vadük boy ne demekse. Bir anagram mı var acaba orada? Eyvah.
Araba patladı. Ben şimdi o araba patladıktan sonra ne yapıyorum? Loot mu yapıyorum? Bunda bir şey yoktu diye hatırlıyorum ama. Yine bir medkit yani. Sonuçta kendisiyle çatışırken kullandığımız medkiti iade etmiş oldum. Ama bence öteki adamda daha çok vardır. Yoksa ben yine loot'u bulamıyor muyum? Valla kazayla buldum sanki. Benim loot bulmada biraz sıkıntılarım var ya. Aklımda tutmuyorum. Sonradan geri dönerim. Nasıl olsa şuradaydı falan diyorum. Sonra da bulamıyorum. Deli oluyorum. Harita evet küçüldü. Kaç kişi oldu? 4 kişi vurduk. Antik rifle olan biri var. O yüzden yerimizde sabit duramayacağız. Drop'u da kesiyoruz. Drop'un nöbetçiliğini yapıyoruz kimse gidemesin diye. Evet, bir medkit daha. Inventory tablosu da değişebilir arkadaşlar. İnşallah daha güzel olur yani. Bravo, bravo. Evet, yine bizim evin arkasından sesler geliyor. Bu sesleri bastırmam lazım. Ne diyeyim o zaman? Mahmut mu diyeyim? Türkü mü söyleyeyim? Kim bilir ne konuşuyorlar ya. Evet. Bu sahne. Bakayım. Valla bu aslında hafızayı da geliştirir ha. Ben aslında arada böyle yapayım yani. Hani burada ne olmuş ne bileyim. Aa o adam bize sıkıyormuş. Ağacın arkasına geçmedi. Ben de dedim arka tarafta adam mı var ama. Bak sniper var çakalım. Çakalovski. Orada avladılar mı onu? Herhalde hava giderken. Üç kişi kaldı bu arada. Allah Allah. Allah Allah. Orada. Bomba atsam iyi olur. Ben de bomba atmışım ama hala yaşıyor. Vay be. Arabamızı patlattı. Çok da önemli değil yani oyun bitti zaten de. Gaz yönü küçülsün ne diyorsun? Aha. Yine bizi sinikliyor. Bak bak. Ne yapmaya çalışıyorum orada? Korkutuyorum herhalde. Aslında o adamın korkmaması lazım. Yani sonuçta elinde sniper var. Ben 4 mermi üst üste atamayacağıma göre. Vurulsa da ağacın arkasına gider. Niye böyle yaptım bilemedim yani. Bilemedim. Evet, 447 tane de ağır mermim var. Durdum heyecanla bakıyorum yani ben kimi öldüreceğim, nasıl öldüreceğim. Evet. Lan adam şu otlardan var ya o kadar fayda sağladı ki. Ama nasıl vurdum? Bu arada DGR de herhalde iyi oyuncuydu. İsmi yani sanki çok yukarıda yazdı gibi. Evet. Ve
maalesef canımız az olduğu için bu oyunu ikinci bitirmek durumunda kaldık. 5 kişi vurduk. Biraz uyanıklık yaptı ve bu benim... Bak bu da öldü, görüyorsunuz mu? Yani çabuk öldü aslında. Bir mermiyle kaçırdım ya. Neyse. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.